Arkadaşlar merhaba, Şeyma Hoca ben. Hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde elektriksel potansiyelle ilgili soru çözümümüzü yaptık. Bu dersimizde ise düzgün elektrik alanına başlayacağız. Düzgün elektrik alan nedir, soru çözümleri nasıl yapılır buna bakacağız. Bu hafta bu konuyu bitireceğiz. Bakalım düzgün elektrik alan neymiş? Elektrik alan çizgilerinin birbirine paralel olduğu ve özellikleri her noktasında aynı olan alanlara biz ne diyecekmişiz? Düzgün elektrik alan diyecekmişiz. Peki düzgün elektrik alanı nasıl oluşturuyoruz? İletken düz metal levhalar, gençler iki tane paralel levha alıyorsunuz. Aralarında dev uzaklık olacak şekilde konulup V gerilimi altında yüklendiğinde levhalar arasında düzgün elektrik alan oluşur. Bakalım nasıl oluşturacağız düzgün elektrik alanı? İki tane paralel levham var. Bunu ne yapmışım? Bir tane üretece bağlamışım değil mi? Şu levha, soldaki levha pilin artı kutbuna bağlı değil mi? O zaman bu levha ne yapacaktır? Artı yükle yüklenecektir değil mi? Şu şekilde artı yükle yüklenecek. Peki şu levha, sağ levha neyle yüklü? Yüklenecektir. Eksi yükle yüklenecektir değil mi? Şöyle eksi yükle yüklenecektir. Bu ne kadar yükle yükleniyorsa, artı Q yükle yükleniyorsa burası da eksi Q yükle yüklenecek. Çünkü aynı üretece bağlı. Tamam mıyız? Ve bakalım burada bir elektrik alan oluşmayacak mı? Elektrik alanın yönü hatırlayacak olursanız, elektrik alanın yönü nereden nereye doğruydu? Elektrik alanın yönü artı yükten eksi yüke doğruydu değil mi? Artı yükten eksi yüke doğrudur. Yüke doğrudur. Bu durumda yine şu iki levha arasında bir elektrik alan oluşmayacak mı? Elektrik alan çizgileri nereden nereye oluşacaktı? Artı yükten eksi yüke doğru. O zaman şu şekilde artı yükten çıkıp eksi yüke giden bir elektrik alan çizgileri görecek miyim ben? Şu şekilde. Bakın dikkat edin. Hepsi ne yapıyor? Düz bir elektrik alana sahip oluyor değil mi? İşte bu bölgeye ben ne diyeceğim? Düzgün elektrik alan diyeceğim gençler. Elektrik alan çizgileri birbirlerine nasıl görüyorsunuz? Çıkarmamızı kendimiz yapalım. Elektrik alan çizgileri birbirine paraleldir değil mi? Paraleldir. Gençler şöyle olacak işte uçlara doğru elektrik alan çizgileri bükülme yapacak. Şu şekilde bükülecek uçlara doğru elektrik alan çizgileri. Ama ben düzgün bir elektrik alanda çalışmak istediğim için ne yapıyorum? Uç kısımlarda değil levhalar arasında çalışacağım. Tamam mıyız? Peki şöyle olsun. Şöyle diyelim ki birkaç tane nokta versin. İşte atıyorum şurası A noktası. Şurası B noktası. Şurası C noktası. Biz ne dedik? Dedik ki özellikleri her noktasında aynı olan alanlara ne diyeceğiz? Düzgün elektrik alan diyeceğiz. O zaman her yönde, her noktada aynı ise özellikleri. Bu A, B, C noktalarının elektrik alanları birbirine eşit olmaz mı? Şöyle diyeceğiz. Paralel levhalar arasında her noktada elektrik alan şiddeti aynıdır. Bu durumda A noktasının elektrik alan şiddeti ile B noktasının elektrik alan şiddeti ve C noktasının elektrik alan şiddeti birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bunu unutmuyorsunuz. Kaç tane nokta verirse versin hepsinin elektrik alan şiddeti birbirine eşit olacak. Peki formül türetelim. Nasıl yazarım şuradaki elektrik alanın büyüklüğünü? E eşittir K çarpı Q bölü D kare değil miydi? Bu şekildeydi değil mi? Gençler bakın burada ne var? Potansiyel fark var. O zaman ben ne yapayım? Bu formülü potansiyele bağlı bir formüle çevireyim. Peki potansiyelin formülü neydi? V eşittir K çarpı Q bölü D değil miydi? O zaman bakın ben şuradaki E formülünü şu şekilde bölerek yazsam olur mu? E eşittir V çarpı demeyelim. K çarpı Q bölü D çarpı D şeklinde bölsem olur mu? Bakın dikkat edin. K çarpı Q bölü D'ye ne diyormuşum ben? V diyormuşum. Bu durumda ben elektrik alanı potansiyele bağlı olarak E eşittir V bölü D şeklinde hesaplayabilir miyim? İşte bu benim bu konudaki ana formüllerimden biri olacak. Tamam mıyız? Bana bu şekilde levhalar arasında bir elektrik alandan bahsediyorsa formülüm ne olacak? E eşittir V bölü D olacak. Birim türetelim hemen. Birim türetmeye gelelim.
E eşittir V bölü D, değil mi? E dediğim şey ne? Levhalar arasındaki elektrik alan. V dediğim şey ne? Potansiyel fark. D dediğim şey ne? Levhalar arası uzaklık, değil mi? Birim türetecek olursak elektrik alan potansiyel fark bölü uzaklık, değil mi? Potansiyel farkın birimi neydi? Volt idi. Uzaklığın birimi neydi? Uzaklık birimi de metreydi. O zaman ben elektrik alanın birimine ne diyeceğim? Volt bölü metre diyeceğim. Tamam mıyız? Gençler bakın, elektrik alanın tek bir birimi yok. Daha önceki videomuzda da hatırlayacak olursanız şu formülün birimini türetmiştik, değil mi? Burada da farklı bir birim çıkıyor. Size herhangi birini sorabilir. Şununkini birlikte türetelim, bir daha hatırlayalım nasıl üretiyorduk. Nasıldı bizim formülümüz? E eşittir K çarpı Q bölü D kare miydi? Değil mi? K dediğimiz şey sabitti. Birimi neydi? Newton metre kare bölü kulomb kareydi. Yükün birimi neydi? Yükün birimi ise kulombdu. Bölü uzaklığın birimi nedir? Metre karedir, değil mi? Şurada kulomblar sadeleşir mi? Ne kaldı burada? Yukarıdakini aynen aldınız. Newton metre kare bölü kulomb çarpı metre kare bölü 1. Bunu ters çevirip çarptınız. 1 bölü metre kare. Buradan metre kareler sadeleşti. Bakın birim ne geldi? Newton bölü kulomb geldi. Elektrik alanın dediğim gibi sorabilir size. Diyebilir ki işte aşağıdakilerden hangisi elektrik alanın birimi olabilir? Bakın ikisi de nedir? Elektrik alan birimidir. Dikkat ediyorsunuz. Tamam. Formüllerden zaten türetmeyi biliyoruz biz artık. Devam edelim. Diyor ki düzgün elektrik alandaki yüklü parçacığa uygulanan kuvvet, paralel levhalar arasındaki düzgün elektrik alan içindeki yüklü bir parçacığa etki eden elektriksel kuvveti nasıl hesaplayacağız? Bakalım nasıl hesaplayacakmışız. Şu levhalar arasındaki uzaklığa yine biz D diyelim, olur mu? Şimdi baktığında bu levha hangi uca bağlı? Artı uca bağlı, değil mi? Artı uca bağlı olduğu için burası hangi yükle yüklenecektir? Artı yükle yüklenecektir. Peki bu levha eksi yüke bağlı, bu levha ise eksi yükle yüklenecektir. Doğru muyuz? O zaman hemen elektrik alan çizgilerini yine çizelim. Elektrik alan çizgileri artıdan eksiye olacaktı. Şu şekilde elektrik alan çizgilerim oluşur mu? Şimdi getirelim. Bu levhalar arasına bir tane yük bırakalım. Yükü serbest bırakalım. Atıyorum yükümün işareti artı olsun. Tamam mıyız? Artı yüklü bir tane şey bırakayım. Ne olsun? Artı Q olsun. Ben bu yükü buraya bıraktığımda gençler, artı artıyı ne yapmak isteyecektir? Artı artıyı itmek isteyecek, değil mi? Aynı şekilde bu bunu iterken bu levha eksi yüklü olduğu için artı yükü kendine doğru çekmek isteyecek. O zaman şu artı Q yüklü cisme bir kuvvet uygulanacak mı? Bu elektrik alanın uyguladığı kuvvet olduğu için elektriksel kuvvet olacak, değil mi? Peki ben elektriksel kuvveti daha önce hatırlayın türetmiştim. Nasıl yazıyordum? F eşittir Q çarpı E diye türetmiştik. Nasıl türettiğimizi hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız hemen şurada bir hatırlatalım size. Bakın elektrik alan var. Burada bir kuvvetten bahsediyorsam, elektriksel kuvvetten bahsediyorsam şöyle bir hemen hatırlatalım. Şu şekilde, değil mi? Elektriksel kuvvet K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi D kareydi, değil mi? Burada bakın şu levhayı ne kadar yükledim? Artı Q kadar. Bu levhada ne kadar yüklenecek? Artı Q kadar. Elektrik alan olduğu için elektrik alana bağlı olarak yazalım. Bakın elektrik alanın formülü neydi? E eşittir K çarpı Q bölü D kareydi, değil mi? O zaman şu formülü şöyle düzenlesem. K çarpı Q çarpı Q bölü D kare olarak düzenlesem olur mu? K çarpı Q bölü D kareye biz ne diyecektik? E diyecektik. Yani elektrik alan diyecektik. Bu durumda elektriksel kuvvet neye eşit olacaktı? Q çarpı E'ye eşit olacaktı. Tabii ki vektörel bir büyüklük ama ben nesini hesaplıyorum bu formül ile? Skaler değerini hesaplıyorum. Şiddetini hesaplıyorum. Elektriksel kuvvetin şiddetini hesaplıyorum. Elektrik alan varsa işin içerisinde kesinlikle elektrik alana bağlı bir formülü yazmam gerekiyor. Bu şekilde türettik. Devam edelim o zaman. Ne olacaktır? Fe eşittir Q çarpı E dedik, değil mi? Peki E'nin değerini yazacak olursak şuraya, Q çarpı E'nin değerine ne demiştik? Biz K çarpı Q bölü D kare mi demiştik? Q bölü. Hatta direkt yerine yazabiliriz ki. Neyse artık yazdık. Direkt yerine yazalım ya. Şurada zaten birlikte türetmiştik ya.
şurada birlikte türettik ya e'nin değerini v bölü d şeklinde. Direkt yerine yazabiliriz. Bir daha türetmeyelim. Hiç kafanızı karıştırmayayım. Buradan fe eşittir ne gelecek? Q çarpı e yerine ne yazıyorum artık? E yerine v bölü d yazıyorum. Tamam mıyız? Demek ki elektrik alan içerisinde bırakılmış bir parçacık varsa, yüklü bir parçacık varsa ona etkilenen elektriksel kuvveti ben nasıl buluyormuşum? Q çarpı V bölü D formülüyle bulabiliyormuşum. Tamam mı biz? Fe dediğim şey, şuraya hemen yazalım. Fe dediğimiz şey elektriksel kuvvet değil mi? Q dediğimiz şey yük. V dediğimiz şey elektriksel potansiyel. D dediğimiz şey ise uzaklık değil mi? Birim türetelim. Hemen birim türetelim ne gelecek? Bakın birimi, yükün birimi kulomb. Potansiyel farkın birimi volt bölü uzaklığın birimi ne oldu? Metre oldu. Kulomb çarpı volt bölü metre. Benim yine neyim olacaktır? Elektriksel kuvvetimin başka bir birimi olacaktır. Anlaştık mı? Eksi yüklü bir cisim koysaydınız. Oraya gelelim. Peki eksi yüklü parçacık olsaydı bu. Şurada eksi Q yüklü bir parçacığı bıraksaydım. Bu sefer elektriksel kuvvet hangi yönde oldu? Bu yönde oldu. Bakın elektriksel kuvvetin yönü benim için önemli mi? O zaman ne yapmam gerekiyor? Kesinlikle yükün işaretine bakmam gerekiyor. Tamam mıyız? Yükün işareti önemli. Çünkü yükün işareti değiştiğinde benim elektriksel kuvvetimin yönü değişecektir. Tamam mı? Bakalım başka ne çıkarım yapabildik? Yüklü cisim pozitif yüklü ise, yüklü cismin yükü pozitif ise ne oluyor? Hangi yönde hareket ediyor benim cismim? Pozitif ise, bakın elektrik alan hangi yönde? Elektrik alan bu yönde değil mi? Benim cismim pozitif yüklü ise hangi yönde hareket ediyor? Elektrik alan yönünde hareket eder. Elektrik alan yönünde hareket eder. Bu durumda negatif ise ne olacaktır? Benim cismin yükü negatif ise, negatif yüklü ise bu sefer ne olacak? Elektrik alana ters yönde hareket eder. Ters yönde hareket eder. Buraya hemen geçmeden bir bakalım. Bu durumda benim cisim nasıl hareket eder? Gençler, benim cisme uygulanan net bir kuvvet var mı? Net bir kuvvet varsa cisim nasıl hareket edecekti? Newton hareket yasalarını gel hatırla. F net eşittir M çarpı A mıydı? Cisim üzerine uygulanan net bir kuvvet varsa cisim bu kuvvet ile aynı yönde ivme kazanır demiyor muydu? O zaman benim cismim nesi olacaktır? Kesinlikle bir ivmesi olacaktır. O zaman buradan hemen ivme formülünü de çıkaralım, sonra geçelim. Devam edelim. İvmeyi biz ne ile gösteriyorduk? A ile gösteriyorduk. Bakın kesinlikle formül ezberlemiyorsunuz. Bunu istiyorum sizden. Formül ne kadar çok ezberlerseniz o kadar kafanız karışacak. Mantığını oturtalım. Ben yine F net eşittir M çarpı A formülünü biliyorum. F net eşittir M çarpı A. Burada benim cisme etki eden kuvvet elektriksel kuvvet midir? Fe'dir değil mi? Eşit olacak M çarpı A'ya. Peki elektriksel kuvvetin formülünü ne bulmuştuk? Getirip yerine yazalım. Q çarpı V bölü D eşit olacak M çarpı A'ya. A'nın değerini çekelim buradan. A'nın değerine gelecektir? Q çarpı V bölü D çarpı M gelecek değil mi? O zaman elektriksel kuvvetin etkisiyle elektrik alanda etki eden, hareket eden bir cismin ivmesini hangi formülle buluyormuşum? Q çarpı V bölü D çarpı M formülüyle buluyormuşum. Tekrar söylüyorum, formül ezberlemeniz çok tercihim değil ama aklınıza tutabiliyorsanız kodlayın. Kayınvalide damat, kayınvalide bölü damat olacak sizin formülünüz. Tamam. Şunu da küvet diye kodlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi ezber yapmanızı kesinlikle istemiyorum ama böyle aklıma tutabiliyorum hocam diyorsanız kesinlikle kodlayın, küvet diye kodlayabilirsiniz. Tamam mıyız? İvme formülümüz de bu olacak. O zaman benim cismim ivmeli hareket yapıyorsa benim cismim sabit bir kuvvetin etkisinde değil mi? Net bir kuvvetin etkisinde. O zaman benim cismim sabit ivmeli hareket yapacak. O zaman sabit ivmeli hareketteki tüm formülleri ben kullanabilir miyim burada? Mesela bana dese ki şu D yolunu ne kadar sürede alır dese.
Nereden bulurum d yolunu ne kadar sürede alır? X eşittir 1 bölü 2 at kare formülümüz vardı. Hatırlıyor musunuz sabit ivmeli harekette? Burada benim yükümün aldığı yol nedir? D'dir değil mi? Eşit olacak. 1 bölü 2 çarpı a'nın değeri nedir? Q çarpı v bölü d çarpı m çarpı t kare olacak değil mi? Ben burada tüm değerleri biliyorsam zamanı çekebilir miyim? Ya da işte zamanı biliyorsam levhalar arasındaki uzaklığı çekebilir miyim? Çok kolay çözüp sonucuma ulaşabilirim. Tamam mıyız? Anlaştık mı gençler? Unutmuyorsunuz elektriksel kuvvetle cisim etki hareket ediyorsa elektrik alanda bu durumda cismin ivme formülü bu olacak. Bu çıkarımları kendinize tek başınıza yapın, tamam mı? Devam edelim bakalım. Diyor ki levhalar arasındaki potansiyel farkı. Gençler levhalar arasındaki potansiyel fark ne olacak? Şimdi burada tüm şu L noktası, M noktası, N noktası ve P noktası diye belirtmişim. Bu noktalar arasında hepsinin potansiyel farkı aynı mı olacak, yoksa benim cismim noktalarda bu sistemde potansiyel farkın değeri değişecek mi? Bakın E eşittir V bölü D değil miydi? Elektrik alan her noktada birbirine eşit, orada okeyiz. EK eşit EL'ye, EM'ye eşit, o da EN'ye eşit, o da EP'ye eşit. Tamam. Elektrik alanlar her yerde birbirine eşit. Okeyiz. Burada potansiyel farkı bir çeksek, V eşittir E çarpı D olmaz mı? Değil mi? E'nin değeri sabit mi tüm noktalar için? Evet, ama ne değişiyor? Bakın uzaklık değişiyor. Uzaklık ile potansiyel fark nasıl orantılı? Doğru orantılı değil mi? Bu durumda her noktanın potansiyel farkı farklı olacak değil mi? Şöyle diyelim. Paralel levhalarda elektriksel potansiyel artı levhadan eksi levhaya giderken ne yapacaktır? Azalacaktır. Azalır diyeceğiz. Tamam mıyız? Gençler dikkat ediyorsunuz. Şu çizgiler var ya, şuradaki çizgiler. Hepsi levhalara eşit uzaklıkta değil mi? Şurada atıyorum bir tane A noktası verdim. A noktasının K'ye ve P'ye eşit uzaklıkları yok mu? Bu durumda bunlar nasıl çizgilerdir? Eş potansiyel çizgilerdir. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Aynı çizgi üzerindeki tüm noktaların potansiyelleri nasıldır? Birbirlerine eşittir. Çünkü eş potansiyel çizgilerden bahsediyorum. Bu durumda ne olacaktır? Baktığımda gençler böyle bir soruda ya da böyle soru tiplerinde ne yapıyoruz? Şurada. Artı 4 volt ya, K'nin potansiyeli ne yapacaktı? Artıdan eksiye giderken potansiyel farkım gitgide azalacaktı. O zaman potansiyel fark burada maksimumdur. 4 volt. Burayı ben 4 volt kabul edeceğim. Şu levhayı ise 0 kabul edeceğim. Tamam mıyız? Gitgide bu tarafa azalacağı için. Burayı 4 volt kabul ettim. Burayı 0 kabul ettim. Bu durumda her bir nokta için bazı... Başka... İzlerseniz şunu gösterebilir işte oradaki öğretmen. 2 volta 2 volt. Evet, burada ne kadar potansiyel fark varsa işte artı 2 voltsa burada eksi 2 volt olacak falan olmalı. Ama bu şekilde çok daha kolay çözülüyor sorular. Bu şekilde öğrenirseniz daha iyi olacak. Bakın şu uzaklıklar birbirine eşit mi? D. Hepsi D kadar. O zaman buradan buraya giderken ne kadar azalıyorsa buradan buraya giderken de o kadar azalmalı. Buradan buraya o kadar azalmalı. Baktığımda kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4. Burası 4 volt. O zaman her bir birimde ne olacaktır? V kadar azalacaktır. 3 volt, 2 volt, 1 volt ve ne olacak burada bu levha üzerinde? 0 olacaktır. Anlaştık mı buraya kadar? Gençler unutmuyorsunuz. Mesela karşılaştıracak olursanız L'nin M'den daha büyük, M'nin N'den daha büyük ama N noktasının potansiyeli ile A noktasının potansiyeli birbirine eşittir. Sebep ne? Çünkü bu çizgiler nedir? Eş potansiyel çizgilerdir. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Tamam mıyız? Devam edelim bakalım. Diyor ki şu levhalar arasındaki gerilim 80 voltmuş. Bu durumda LM arası, TN arası, XZ arası ve MX arası potansiyel fark ne kadardır diyor bana. Tek tek bakalım. Bu levhayı ne kabul ediyordum? Bu levhayı 80 volt kabul ediyordum. Peki buradan buraya giderken artı
levhadan eksi yük levhaya giderken ne olacaktı? Potansiyel farkım azalacaktı ve son olarak şurada ne olacaktı? Sıfır olacaktı. Kaç eş parçaya bölünmüş? Dikkat! 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. 4 eş parçaya bölünmüşse her birinin azalış miktarı aynı olmalı. Değil mi? 80 bölü 4'ten ne olacaktır? 20 volt mu olacak? O zaman şuraya geldim, azaldı. Ne kadar azalacak? 60 volt olacak, değil mi? Şuraya geldim 40 volt, şuraya geldim 20 volt, şuraya geldim ne olacak? 10 volt olacak. LM arasındakini soruyor. LM'yi nasıl yazıyorduk hatırlayın. VM eksi VL şeklinde yazıyorduk, değil mi? M'ninki ne kadar? 20 volt eksi 60 volt. Demek ki ne kadarmış aralarındaki potansiyel farkı? 40 voltmuş, değil mi? Daha sonra neyi soruyor bana? TN arasını. VTN eşittir. Baktık. 60 TN neresi? Ha şurası. 40 eksi 20'den 20 volt olacak, değil mi? XZ arasını sormuş ve XZ eşit olacak. XZ Z arasını sormuş. Ne olacak şurası? Şurası ne oldu? 20 volt oldu, değil mi? Burası ne kadardı? 0'dı. 0 eksi 20. Buradan MX'i sormuş bakın. Ve MX, bakın şunlar aynı eş potansiyel çizgi üzerinde değiller mi? M ile X gördük mü? M ile X aynı eş potansiyel çizgi olduğundan bunların potansiyel farkları ne olacaktır? 0 olacak. Devam edelim. Diyor ki cisimlere etkeden elektriksel kuvvetler FL bölü FT oranı nedir? Ne yapmış? İki tane levha var. Levhalardan birinin arasındaki potansiyel 4 volt, diğerinin 3 volt. Artı 2 Q yükü L noktasından geçerkenki elektriksel kuvveti soruyor. Artı Q yükünü de T noktasından geçerkenki elektriksel kuvveti soruyor. Şimdi gençler, elektriksel kuvvet FE eşittir. Ne olacaktı? Q çarpı V bölü D olacaktı, değil mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Şu levhanın arasında benim cismim nerede olursa olsun cisim üzerine uygulanan net kuvvet sabit değil midir? İvmesi sabit, ivmeli hareket yapmadım benim cismim. Biraz önceki konu anlatım kısmında baktık. Benim cismim sabit ivmeli hareket yapıyorsa benim cismim üzerine şu levha arasında etki eden kuvvet nedir? Kuvvet sabittir, değil mi? Ne olursa olsun, hangi noktada olursa olsun. O zaman ben cismi nerede kabul ediyorum? Sanki buradan başlamış harekete şöyle gidiyor. Tamam mıyız? O zaman ne olacak? Şu FE olmayacak mı yine aynı şekilde? FE burada değişmeyecektir. Dikkat ediyorsunuz. O zaman FL'ye yazalım. FL eşittir ne olacaktır? Hangi yük hareket ediyor? Artı 2Q. 2Q çarpı eksi olsaydı başa kesinlikle eksiği getirecektim. 2Q çarpı, ya da yönünü gösterdik ya, çok da gerek yok. 2Q çarpı V'nin değeri nedir? Ne kadar olacak buradaki potansiyel farkı? Ne kabul ediyorum? 4 volt. Tekrar söylüyorum. Burada ne kadar elektriksel kuvvet etki ediyorsa burada da aynı elektriksel kuvvet etki edeceği için L'ninkine 2V falan demiyorum. 4 volt bölü aradaki uzaklık ne kadar? Aradaki uzaklık 2D olacak. Aynı şekilde FT'ye yazalım. FT eşittir. Yine benim cismim, bakın artı yük levhadan bırakmışım. Burada elektriksel kuvvet etkisiyle hareket etmeye başlamış, gelmiş buraya. Benim cisme burada etki eden elektriksel kuvvet neyse burada etki eden elektriksel kuvvet de aynıdır. O zaman cismim buradaymış gibi düşünüyorum. Yani şu levhalar arasındaki potansiyel farkı alıyorum. Q çarpı, sakın biraz önce bahsettiğim şeyle karıştırmayın bunu. Q çarpı aralarındaki potansiyel fark ne kadar? Levhalar arasındaki potansiyel fark 3 volt bölü aradaki uzaklığım ne kadar? 3D kadar, değil mi? Buradan birbirine oranlayalım hemen. Baktık, Q'lar sadeleşti, V'ler sadeleşti, D'ler sadeleşti, şu 3'ler de sadeleşti, şu 2'ler de sadeleşti, değil mi? Ne kaldı? Sadece 4 kaldı. Cevabımız ne olacaktır? 4 olacaktır. Devam edelim soru 2 ile. Yine aynı şekilde iki tane levha vermiş. L noktasında bir yük var, T noktasında bir yük var ve bunlar ne yapıyorlar tabii ki? Şu levha artı yüklü, bakın. Tamam mıyız? Şu levha ise eksi yüklü. Doğru muyuz buraya kadar? Gelelim. Bu levhaya 6 volt daha bağlıyor. O zaman bu levha son durumda ne olacaktır? Artı yüklü olacaktır. Buradan artı yüklü.
Buradan buraya doğru hareket edecek. Şurası da eksi yüklü levha olacaktır. Tamam mıyız? Benim cismim ne yapacak? Buradan buraya doğru hareket ediyor. Şöyle bir elektriksel kuvvetin etkisini o zaman yine aynı yönde ivmeye sahip. Yine benim cismim buradan buraya doğru hareket ediyor. Yine aynı şekilde elektriksel kuvvetin etkisiyle hareket ediyor. O zaman şu yöne doğru bir nesi olacaktır? İvmesi olacaktır. Bana neyi soruyor zaten? İvmeleri arasındaki oranı soruyor. AL'yi hemen yazalım. AL eşittir. İvme formülüm neydi? Kayınvalide damat Q çarpı V bölü D çarpı E M olacaktır değil mi? Ne olacak hemen şunun için yazıyorum. Yüküm ne kadar L'nin yükü? Q kadar artı 2 Q pardon artı 2 Q kadar çarpı potansiyel fark ne kadar aralarındaki 2 V bölü D çarpı M gelecek değil mi? Aynı şekilde AT'yi yazalım. AT eşittir. Yüküm 2Q çarpı potansiyel farkım levhalar arasında 6 volt bölü aradaki uzaklık ne kadar? 2D kütlem ne kadar? 4M kadar. Hemen birbirlerini oranladık. 2Q'lar sadeleşti değil mi? D'ler sadeleşti. M'ler sadeleşti. Şurası 6 bölü 4'ten şurası ne geldi? 2. Şu 2 hala duruyor. Burası ne geldi? 3 geldi. Değil mi? Şu V'ler de sadeleşti. Şunları da sadeleştirelim. Yukarıda ne kaldı? 2 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 3 bölü 4 kaldı. Oranladık. 2 çarpı 4 bölü 3'ten ne bulacağız cevabımızı? 8 bölü 3 olarak bulacağız cevabımızı. Devam. Sayfalar karışmış. Şöyle yapalım. Ne diyor bana? Diyor ki yük şekildeki gibi dengededir. Buna göre V kaç volttur diyor bana soruda. Gençler, Newton hareket yasalarını biliyorsak, bir cisim üzerinde serbest cisim diyagramı çıkarmayı biliyorsak, değmeyin keyfimize. Bize ne soru gelirse gelsin takır takır yaparız. Tamam mıyız? Baktım. Yük dengededir diyor. Dengede demek ne demek? Cisim üzerine uygulanan toplam kuvvetin sıfır olduğu demektir değil mi? O zaman hemen çıkaralım. Benim cismimin üzerine uygulanan kuvvetler neler? Bakın benim cismim ağırlığı var mı? Bakın yer çekilmesi ihmal edilmiş falan demedi. O zaman benim cisme etki eden bir ne var? Ağırlık var. Mg ile şöyle olacak mı? M çarpı g. Tamam. Başka ne var? Bir de şurada ip gerilmesi mi var? Tamam. Bunu da yazdık. İp gerilmesinin bileşenlerini gördük mü? Gördük. Onun dışında bakın şu levha, şurası artı yüklü kısmı olduğu için bu levha ne yüklenecek? Artı. Peki bu levha ne yüklenecek? Bu levha da eksi yüklenecek. Yüküm ne? Artı 2 kulomb. Artı artı itecek. O zaman benim cisim nereye doğru hareket edecek? Şu tarafa doğru bir Fe'ye sahip değil mi? Tamamdır. T'nin bileşenlerini gördü mü herkes? Bileşenlerini ayıralım hemen. Şurası ne olacaktır? Tx olacaktır. Şurası ne olacaktır? Ty olacaktır değil mi? 37 derece ise şurası mı 37 derece olacak? Açıyı çıkarmakta herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz değil mi? Bakın benim cisme etki eden kuvvetler şurada tekrar göstereyim net bir şekilde görün. Şu tarafa doğru Mg'si var mı? Bu tarafa doğru Fe var. Başka yukarıya doğru Ty var. Ty'yi artık yazalım. T çarpı sin 37. Bir de şu tarafa doğru ne var? Tx var. Tx'in değeri de T çarpı cos 37'dir değil mi? Cisim dengededir dediği için toplam kuvvetin ne olması gerekiyor? Toplam kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Bu durumda ne olacaktır? Mg eşit olacak T çarpı sinüs 37'ye. T çarpı sinüs 37. Bu durumda elektriksel kuvvet de neye eşit olacaktı? Fe ise neye eşit olacak? T çarpı kosinüs 37'ye. Hadi denklemi açalım. Her şeyi bitirelim. M çarpı G. Cismin kütlesi 0,3. 0,3 çarpı 10'dan ne gelecektir? 3 mü gelecek? 3 eşit olacak. T çarpı sinüs 37. T'nin değerini bilmiyorum. Sinüs 37'nin değeri 0,6 değil mi? 0,6. Tamam, bunu yazdık. Şu ikinci denklemi yazalım şimdi. Şurayı yazıyorum. Birbirlerini oranlayacağım. Fe'nin değerini nasıl yazıyorduk? Fe eşittir Q çarpı V bölü D idi. Hatırladık mı? Q V bölü D. Yazalım hemen yerine. Yükümün büyüklüğü ne kadar? 2 klomp değil mi?
2 çarpı potansiyel farkı bilmiyorum bölü aradaki uzaklığım ne kadar? 2 metre eşit olacak. T çarpı cos 37, 0,8 değil mi? 0,8. Oranladım. T'lerden kurtulayım bir ilk önce. Şurası ne gelecek? 3 bölü 4 gelecek. Şu ikiler de sadeleşti mi? Bakın bunlar da sadeleşti. Ne kaldı? Yukarıda 3 kaldı. Aşağıda V kaldı değil mi? Eşit oldu 3 bölü 4'e. Burada ne olacak? Hemen bitirelim. 3 ile 3 de sadeleşir. 1. V'nin değeri buradan ne olur? V'nin değeri 4 volt olarak bulunur. Bana da bunu sormuştu zaten. Devam. Yük miktarı artı Q olan K cismi şekildeki gibi dengededir. Dengede, yani toplam kuvvet eşittir 0. Şu K cismi birinci sistemden bahsediyor. Şu da L cismi, üzerlerine yazmamışım. Şu K, şu L. Tamam mıyız? Dengededir. Buna göre şekil 2'deki sistemde L cisminin ivmesi kaç G'dir? Bakın, ivmesini soruyor. Hemen cismi etkeden kuvvetleri bulalım. Bakın bu levha hangi kutba bağlı? Artıyor. O zaman bu hangi yükle yüklü olacak? Artı. Peki bu eksi yükle yüklü olacak değil mi? Artı yüklü bir cismi artı artıyı iteceği için nereye doğru olacaktır? Şu tarafa doğru bir elektriksel kuvvet olacak. Peki G yer çekimimesi verildiğine göre bunun bir de nesi var? MG'si var. 2M çarpı G. Bak bunun için yazıyorum. FE eşittir. Ne olacaktır? 2M çarpı G olacaktır değil mi? Peki F net eşittir M çarpı A'ydı, hatırlıyoruz değil mi orayı? Herhangi bir problem yok. F net eşittir M çarpı A'ydı. Buradan bir dönüşüm yapacağız biz burada. O zaman net kuvveti yazacak olsam, bakın F net eşittir M çarpı A. Net kuvvet dediğim şey FE yukarı 2MG aşağı, hangisi daha büyük? FE eksi 2MG eşit olacak cismin kütlesi 2m çarpı a'ya. Buradan hemen sorunun cevabını bulabilirim değil mi? Fe'nin değerini biliyor muyum? Açalım. Fe'nin değeri q çarpı v bölü d idi. Ne olacak? Yüküm 2q çarpı 4v bölü d. Aradaki uzaklık ne kadar? D kadar. Eksi 2m çarpı g eşit olacak 2m çarpı a'ya. Bakın buradan bir şekilde dönüşüm yapamıyorum. O zaman şu ilk durumu bir kullanayım. Demek ki buradan bir şey bulup buraya getirip yerine koyacağım. Gençler bu dengedeymiş. Bu durumda yine mg'si var aşağıya doğru. Hangi şey pozitif? Bakın artı yüklü levha, burası da eksi. O zaman fe yine nereye doğru olacak? Yukarıya doğru. Fe yazalım. Fe mg'ye eşit değil mi? F net 0. Buradan fe'nin değerini yazacak olursam ne olacaktır? Q çarpı 2v bölü aradaki uzaklığım 2d kadar eşit olacak. Cismin kütlesi m çarpı g olacak değil mi? Şunlar sadeleşir mi? Bakın buradan g'nin değerini bulsam olur mu? G'nin değeri ne oluyor? G eşittir q çarpı v bölü ne gelecek? Q çarpı v bölü d. Hatta mg'nin değerini bulalım. Tamam, mg'ye götürüp yazalım. Hiç uğraşmayalım öyle. Şunu şuraya yazalım. 2q 4v bölü d eksi 2 çarpı mg'nin değerinin yerine ne yazacağım? Q çarpı v bölü q çarpı v bölü d eşit olacak 2m çarpı a'ya eşit olacak değil mi? Buradan toparlayalım hemen. 8qv'den 2qv'yi çıkardık. Ne olacaktır? 8qv'den çıkardınız. Ne gelecek? 6q çarpı v bölü d eşit olacak 2m çarpı a'ya değil mi? Şu 2m'i de karşıya atalım. Şuraya ne geçecek? 2m de buraya bu şekilde mi geçecek? Buradan toparlarsak ne gelecek? G'nin değerini hemen şuradan çekelim. G eşittir q çarpı v bölü m çarpı d gelecek. Bakın q çarpı v bölü q çarpı v bölü m çarpı d'ye ne diyorum? G diyorum. Buradan ne gelecektir? 6 bölü 2G, yani 3G gelecektir A'nın değeri. Tamam. Bana zaten bunu soruyor soruda. Son sorular. Hadi. Diyor ki ağırlığı P olan K cismi şekildeki paralel levhalar arasında T ip gerilmesiyle dengededir. Levhalar arasındaki uzaklık 3D olursa T ip gerilmesi kaç P olur? Dengede, toplam kuvvet eşittir 0. Hemen cisme uygulanan kuvvetleri çıkaralım. Cismin kütlesi
Ağırlığını vermiş, direkt yazalım. Ağırlığım ne kadar? P kadar. Bakın gençler, artı ile yüklenecek değil mi bu levha? Bu levha da eksi ile yüklenecek. Artı artı iteceği için FE nereye doğru olacak? FE aşağıya doğru olmayacak mı? Birinci durum için konuşuyorum. Bu durumda bakın FE'nin ne olması gerekiyor? Toplam kuvvet sıfır olacak ya. T yukarıya doğru 3P kadar. Değil mi? 3P eşittir. P artı FE olur. Bu durumda FE'nin değerini kaç P'ye eşit bulurum? FE'nin değerini 2P'ye eşit bulurum. Şurada FE'nin değerini yazacak olursam FE'nin değeri ne olacaktır? Q çarpı V bölü aradaki uzaklığım ne kadar? 2D kadar olacaktır. Tamam mıyız? Buradan şunu şu tarafa atayım, bir FE'nin değerini çekelim. 4P'ye ne diyeceğim ben? Q çarpı V bölü D diyeceğim. Şu bir cepte kalsın. Sonra diyor ki, devam ediyor soruya. Diyor ki ikinci bir durum yapalım. İkinci durumda ne olsun diyor ikinci durumda? Levhalar arasındaki uzaklığı değiştiriyor. Ne kadara çıkarıyor? 3D'ye çıkarıyor. Bakın levhalar arasındaki uzaklığı çıkardığımda yine T ip kelimesi yukarıya doğru olacaktır. Tamam, eşit olacak. P artı FE'ye, FE'nin yeni değerini yazalım. Ne olacak? Q çarpı V bölü aradaki uzaklığım ne kadar olacak? 3D mi olacak? Tamam mıyız buraya kadar? Bakın Q çarpı V bölü D'ye ne demiştim? 4P demiştim. Alalım şurayı. Q çarpı V bölü D'ye 4P demiştim. O zaman T'nin değeri ne olacaktır? T eşittir P artı 4P bölü 3 olacaktır. 3P, 4P daha 7P bölü 3 olacaktır. Bana demişti ki T ip kelimesi kaç P olur? 7 bölü 3P olacaktır. Tamam mı? Son soru, bitireceğiz sonra. X ve Y noktalar arasındaki potansiyel fark V1'dir. Hemen bulalım X ve Y arasındaki potansiyel farkı. Bakın gençler, 240 volt. 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. O zaman her bir parçada ne kadar potansiyel kaybederek gidecek? 60 voltluk mu potansiyel kaybedecek? Bakın her bir parçada 60 kaybedecek. O zaman şurası 240 kabul ediyordum. Şurayı ne kabul ediyordum? 0 kabul ediyordum değil mi? Bakın buradan bu tarafa gelirken potansiyel artacak. Buradan bu tarafa giderken azalacak. Ben şuradan şu tarafa geleyim. 0, 60, 120, 180 mi olacak şurası? Tamam, bunları yerleştirdikten sonra işim kolay. O zaman X ile Y arasındakini buluyorum. İlk durumda X ile Y arasında ne kadar var? VX'ye yani V1 eşittir 120 mi? 120 volt. Diyor ki sağ levha ok yönünde 2D götürülürse. Bakın bunu ne yapıyorum? 2D daha çekiyorum. 1, 2, şuraya çekiyorum levhayı artık. Şu oluyor. Kaç eş bölmeli oluyor bu sefer? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş bölmeli mi? 6 eş bölmeli. Yine burası 240, burası 0. Her bir bölmeye bu sefer ne gelecek? 240 bölü 6'dan 40 mı gelecek? O zaman burası 40, burası 80, burası ne oldu? 120. 40 daha ekledim. Ne oldu şurası? 160 mı oldu? Şimdi X ile Y arasında. Diyor ki X ve Y'nin yeri sabit kalacak. Tamam, X burada kaldı, Y burada. O zaman ikinci durumdakini bulalım. V2'yi bulalım. X'in değeri 160. Y'nin değeri ne kadar oldu? Y'nin değeri de 80 oldu değil mi? 80. Buradan V2'nin değerini ne buluruz? 80 volt. Benden ne istiyordu? V1 bölü V2'yi istiyordu. Hemen toparlayalım. 120 bölü 80 gelecek. Tak tak gitti. 4'e böldük. 3 bölü 2 bulacaksınız sorumuzun cevabını. Gençler bir sonraki dersimizde yine bu konuya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.